Ben bir mühendisim. Ofiste, evde, yaşamın her alanındayım. Görünmeyen ama hissedilenim. Ben ne kadar görünmez olursam, projelerim o kadar başarıyla tasarlanmış ve uygulanmış demektir. Tıpkı sizi sizden fazla düşünen gizli bir kahraman gibi. Kahramanlık, kağıtla kalem bir araya geldiğinde geleceğe yön verebilecek kadar cesur olmaktır. Çünkü mühendislik, bilim ve doğa alanında tüm bilinenleri yine doğa ve insanlık için kullanmaktır. Tasarımda sadece estetiğin değil, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, çevre duyarlılığı gibi kavramların da altını çizmektir. Mühendislik, modern, konforlu ve doğaya saygı gösteren yenilikçi yaşam alanlarını hayal etmek ve gerçeğe dönüştürmektir. Gelecek kuşaklara yön vermektir. Binlerce yıl önce bir kıvılcımla yaratılan aydınlığı, bugün tek bir tuşla milyonlarca insanın yaşadığı yerlere taşımaktır. Geceyi gündüze, soğuğu sıcağı, sıcağı soğuğa çevirebilmektir. İnsanlığın ihtiyaçlarını karşılamak için hayallerimizi gerçekleştirirken yanımızda TTMD vardı. 1992 yılında kurulduğundan bu yana çatısı altında güven bulduğumuz, etik değerlerin teşkili ve temel sorunların çözümü için birlikte çalıştığımız yol arkadaşımız. Farklı disiplinlerden gelen profesyonellerin ortak amaçlar için toplandığı TTMD, üyeler arasında iletişim ve tartışma ortamı yaratıyor, bilimsel ve teknolojik yayınlar yapıyor, üniversite sanayi işbirliğine destek veriyor, çevreci ve enerji verimli çözümlerin yaygınlaşmasını destekliyor, yurt dışındaki gelişmeleri izliyor ve sektörü yurt dışında temsil ediyor. Bizler tüm insanlığın iyi yaşam arayışına çözüm buluyoruz. Bizler yarınlarımızı şimdiden kuruyor ve daha sürdürülebilir bir dünya için çalışıyoruz. TTMD, 1992'den bugüne yaşam mekanlarında insanlığın konfor ihtiyaçlarını doğaya saygı göstererek sağlamak için var. Mühendislik mesleğini etik değerler doğrultusunda uygulamak için var. Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, gelin geleceği birlikte yaratalım.
Hamit Bey, sesiniz gelmiyor. Ozan, açık sesim. Şimdi geliyor. Ben de benden kaynaklanıyor diye üzülüyordum, bakınıyordum. Evet. Efendim, hepinizden çok özür diliyorum. Bir şantiye ortamından sizleri saygıyla selamlıyorum. Çok değerli katılımcılar. Mekanik tesisatta su kalitesi webinar serimizde bugün ikinci webinarımızı sizlere sunmak için buradayız. Öncelikli olarak çok değerli meslektaşımız Levent Tosun Bey'e moderatörlük konusunda ve konuyla ilgili bilgileri aktarmak üzere Sema Çelebi Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Bundan sonrasındaki üçüncü serimizde buhar üretme sistemlerinde su kalitesi, hemen arkasından da yağmur suyu hasadı ve gri su sistemleri konusunda üçüncü ve dördüncü webinarlarımız gelecek. Bugün kapalı ve ısıtma ve soğutma sistemlerinde su kalitesi, tesisatın ilk yıkanması ve su kalitesinin sürekliliği konusunu konuşacağız. Biz mekanik tesisat mühendisleri olarak genel itibariyle en fazla kullanmış olduğumuz transfer aracı olarak kullandığımız malzemelerden biri su, biri de hava. Zaten hep sudan ve havadan konuşuyoruz. Bugün ama suyun kalitesini konuşacağız. Su bizim için enerjinin ısıtma ya da soğutma,
noktalarında enerjinin aktardığımız ana malzememiz. Hepimizin çok daha iyi bildiği Q eşittir MC/T'deki C değeri bizim için çok değerli bir katsayıdır. Eğer bu katsayı değişmeye başladığında bu kez 1 kilogram suyla taşıyacağınız enerji miktarları değişir. Bunu ne kadar hep 1'e yakın noktasında tutabilirsek işte o zaman enerji verimli sistemler kullanmak, malzemelerimizin ömürlerine ömür katmak gibi durumları karşımıza çıkartır. Tersine işleyen noktalarda ise başımıza çok büyük belalar açar. Ben sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. O nedenle öncelikli olarak tekrar Levent Tosun abiye çok teşekkür ediyorum. Sema hanımefendiye de çok teşekkür ediyorum. Levent abi istirham ediyorum. Kendinizden kısaca bahsederek moderatör olarak başlarsanız sevinirim. Ben görüntümü ve sesimi kaldırıyorum. Sizlere başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Biz de Hamit Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği tarafından düzenlenen Hamit Bey'in de söylemiş olduğu gibi mekanik tesisatta su kalitesi konulu seminerler serisinin ikincisine hoş geldiniz demek istiyorum ben de. Az evvel de söylendiği gibi ben bugün moderatörlük yani kolaylaştırıcılık yapacağım. Yani kendimi tanıtacağım, konuşmacıyı tanıtacağım, kısa bir bilgilendirme ve giriş yapacağım. Sonra sunum için izin vereceğim. Daha sonra da soruları toplayıp onu sunucu arkadaşa aktarmaya diye çalışacağım. Kendimle ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. Benim ismim Levent Tosun, başkanın da söylediği gibi. Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden 1970 yılında mezun oldum. 1970-80 arasındaki 10 yıl işte Sanayi Bakanlığı'nda çalıştım, yurt dışında master yaptım, Türkiye Petrolleri, Ankara Belediyesi. Bu arada 77-80 arasında Ankara Belediyesi'nde çalışırken 30 yaşında Sular İdaresi Genel Müdürü'ydüm. Yani su konusuyla oradan da bir ilişkim var, onu da söylemiş olayım. Daha sonra 1980 ile 2020 yılları arasında kurucusu ve ortağı olduğum proje firmasında işte tasarım, danışmanlık yapıyorum. 25 yıldır da üniversitelerde mimarlara, iç mimarlara bizim konularımızı, tesisat konularını aktarmaya çalışıyorum. Ki ileride günün birinde mezun olduklarında makinacılar ne diyorlar anlayabilsinler ve fazla sorun yaşamayalım diye. TTM'de bu seminerlerle ilgili olarak bir bilgi aktarmamızı istiyor. Teknik bir bilgi. Onu aktarayım. Eğer bazı arkadaşlarımız ses, görüntü ve benzeri konularda sorun yaşarlarsa bu sayfamızın sağ tarafında veya neyse sol tarafında GoToWebinar diye bir çerçeve başlık olacak, kutu olacak. Onun chat kısmında yani sohbet kısmında yazarak teknik masamıza ulaşabiliyorlar. Yine panelistlere daha doğrusu konuşmacı arkadaşımıza bir soru sormak istiyorsanız yine aynı kutucuğun içinden questions, sorular kısmında yazabiliyorsunuz. Onları ben toplayıp sonradan Sema Hanım'a aktaracağım. Sema Hanım'ın sunumu TTMD üyelerinin izleyebilmesi için TTMD'nin portalına yükleniyor. Onu sadece üyeler izleyebiliyor. Ama bu webinar videosu TTMD'nin YouTube kanalına yüklenecek. Orada herkesin izlemesine açık olacak. Unutmadan Türk Tesisat Mühendisleri Derneğimize, Bursa İl Temsilciliğine, Hamit Bey'e ve bize teknik konularda yardımcı olan Ozan arkadaşımıza çok çok teşekkür etmek istiyorum. Onu unutmayayım. İki cümle söyleyip Sema Hanım'ı tanıtacağım. Sayın Başkan'ın da söylediği gibi dünyamız, yani bunları söylemedi ama dünyamızın 3/4'ü su. Vücudumuzun da 1/4'ü su. Tesisatta, mekanik tesisatta 1/4 olmasa da suyun çok önemi var. Söylemeye gerek yok. İçme ve kullanma suyumuzda bile bir kalite arıyoruz. İşte içme suyumuzu menba suyundan alıyoruz. Kullanma suyumuzu çeşme suyundan alıyoruz. Ankara'dayım ben. Ankara'dan katılıyorum. Normalde Sakarya Havzası'ndan su gelmesi lazım. Bir nedenlerle Kızılırmak'tan gelince oranın su kalitesi değişik olduğu için galvaniz borularımızı delik deşik yapıyor. Anlıyoruz hemen öyle olduğunu. Pis suyumuzu bile belediyeye verirken bize sınırlamalar getiriyor. Ya ayırıcı yapacaksın, şunu yapacaksın. Mekanik tesisatta haydi haydi tabii.
Yani ters ozmozla su alıyoruz, gölden su alıyoruz, kuyulardan alıyoruz, denizden alıyoruz, çeşmeden alıyoruz. Bunların mutlaka kalitesinin tesisatımızda çok çok önemi var. İşte Sema Hanım bugün bize ısıtma ve soğutma tesisatında suyun kalitesi, şartlandırılması, kimyasal ilk yıkamalar konusunda bilgiler aktaracak. Sema Hanım 1973 İstanbul doğumlu, 1991 Kadıköy Anadolu Lisesi'nden, 1995 yılında da Yıldız Teknik Üniversitesi'nin kimya bölümünden mezun. 1994 yılında başladığı su şartlandırma sektöründe önce Vekom, NCH gibi firmalarda, daha sonra aynı sektörde Ozmo AŞ'de kurucu ortağı olarak çalıştıktan sonra 2000 yılından itibaren Askem kimya şirketini kendisi kurmuş ve Askem kimya şirketinde de genel müdür olarak görevine devam etmektedir. Su yönetiminde gerçekleştirdiği uygulamalardan elde ettiği veri tabanını da üniversitelerle birlikte çeşitli yayın, lisans, yüksek lisans, tezleri gibi çalışmalara destek vererek bilimsel katkıda da bulunmaktadır. Evet Sema Hanım, şimdiden çok çok teşekkür ediyoruz ve şimdi sunumunuzla birlikte sizi dinliyoruz. Ben teşekkür ederim Levent Bey. Öncelikle Türk Tesisat Mühendisleri Derneği'ne mekanik tesisatlarda su kalitesi isimli webinar dizisini başlattığı için öncelikle teşekkür ediyorum. Sistemimiz özellikle su kalitesi ve su yönetimi Türkiye'de çok fazla bilinen bir sektör değil. Ama sonuçları itibariyle hepimizi çok fazla etkileyen, sonuçları itibariyle hem sermaye yatırımlarımızın hem de sistem ömrünü azaltan yanlış uygulamalarla sistem ömrüne çok büyük zararları dokunan bir sektör aslında. Bunlarla ilgili webinarın ikinci serisinde kapalı devre sistemleri, ısıtma soğutma sistemlerinde hem su kalitesi hem de uygulanan yöntemlerle ilgili bir sunumumuz olacak. Öncelikle sunumumuzda dört ana başlıkta ilerleyeceğiz. Tanımımız olacak. Temel sorunlar nelerdir? Hangi uygulamalar ve kontrol yöntemleri uygulanıyor ve hangi kullanılan ekipmanlarımız da nelerdir? Onların üzerinden geçeceğiz. Şimdi kapalı devreler ısı değiştiriciler yardımı ile ısıtma veya soğutma yapan sistemlerdir. Atmosfer altında çalışıyor, atmosfere kapalı, basınç altında çalışan sistemler. Isı aktarıcı, akışkan olarak da çoğunlukla suyu kullanıyoruz. Özellikle ısıtma soğutma sistemlerinde borulamalarda karbon çeliği, eşanjörlerde paslanmaz çelik, fan coil'lerde, klima santrallerinin serpentinlerinde, bakır ve alaşımlarında, havlu panlarda, radyatörlerde alüminyum malzemeler. Bu tarz malzemeler bizim bütün cihaz bileşenlerimizi oluşturuyor. Şimdi çok az ilave su kullanımı olması gerekiyor ki denetlenebilir bir korozif etki ve kapalı devrede de daha ekonomik bir işletme maliyeti olması isteniyor. Peki, yani çok az ilave su olarak neyi kastediyoruz? Şimdi kapalı devre sistemi olabilmesi için sistemin toplam tonajının ilave su miktarı toplam tonajının %5'ini aşmaması lazım. Yani 100 tonluk bir sistemimiz var. Bu sistemin bir yıllık ilave su miktarı eğer 5 tonun üzerine çıkıyorsa artık kapalı devreden açık devreye doğru ilerliyor oluyoruz. Kapalı devrelerdeki temel sorunlar korozyon, mikrobiyolojik oluşum ve çamurlaşma. Şimdi burada kireçlenmeyi koymadık. Niye koymadık? İşte biraz önce dedim ya, ilave suyumuzun yıllık toplam tonajının %5'ini aşmayacak. Şimdi bizim ilave suyumuzda
kireç yapabilecek malzeme, işte 5-7 Fransız diyoruz, işte 0 Fransız diyoruz. Bunları birazdan da açacağım zaten. 7 Fransız, maksimum 7 Fransız sertlikte bir su veriliyor kapalı devre soğutma sistemine. Bu 100 tonda 70 ppm, yani ton başına 70 gram kireç yapabilecek malzemeyi içeriye alıyoruz demektir. Bu 100 tonda da 7 kilo demektir. Bir sene içerisinde alacağımız kireç yapabilecek malzeme bu. Bu bize kireçlenme sorununu yaşatmaz. Ama benim kapalı devrem her ay kendini yeniliyorsa, her ay bir iki kere kendini yeniliyorsa, iki ayda bir kendini yeniliyorsa, işte o zaman kireçlenmeden bahsedebiliriz. En büyük problemimiz korozyon dedik. Korozyon metal galaşımlarının çevreleriyle kimyasal ve elektrokimyasalları sonucu bozulması. İşte bozulma, çürüme, aşınma, paslanma, bunlar hep korozyonun sonucu olarak ortaya çıkıyor. Korozyonun en büyük korozyon nedeniyle meydana gelen enerji ve emek kaybının yıllık değeri ülkelerin gayri safi milli gelirlerinin yaklaşık %5'i. Profesör Doktor Ayşe Güneker'in yaptığı bir çalışmada da Türkiye'de bu değer gayri safi milli hasılanın milli gelirlerin yaklaşık %4.65'i olarak verilmiş. Yani çok büyük aslında bir maliyetten bahsediyoruz. Aslında korozyon doğal bir sonuç. Yani nasıl insanlar yaşar, doğar, yaşar ve ölür. Malzemenin de bir ömrü var aslında. Önemli olan bu malzemenin optimum yaşama zamanını kullanabiliyor olmak. Korozyon metalik malzemelerin içinde bulundukları ortamda reaksiyona girmeleri sonucu dışarıdan enerji vermeye gerek olmadan tabii olarak meydana geliyor. Ve tabii ki bu olayla birlikte de sermaye, enerji ve biraz önce de bahsettiğimiz büyük maliyetlerde gelir kaybından da yol açabiliyor. Kapalı devre sistemlerinde sıklıkla gördüğümüz korozyon çeşitleri, işte oksijen korozyonu, galvanik korozyon, deposit altı korozyonu, erozyon korozyonu, aslında korozyon bir ana bilim dalı. Bu bilim dalında da o kadar çok çeşitleri var ki işte aralık korozyonu var, tanecik korozyonu var, çok fazla korozyon çeşitimiz var. İşte homojen korozyon var ve bunlar bizim gerçekten de sistemlerde yaşadığımız korozyon çeşitleri. Oksijen korozyonu metal üzerinde derinlemesine oyuklar ve karıncalanma pitik şeklinde oluşuyor. Galvanik korozyon, burada galvanik seriyi de görüyorsunuz. Elektrot potansiyeli, mesela altının en yüksek, lityumun da en düşük. Şimdi burada iki farklı metalin aynı ortamda birbirine teması sonucu ortaya çıkan bir korozyon tipi. Şimdi mesela bakırla demiri birbirine bağladınız. Buradaki elektriksel potansiyel farktan dolayı sürekli bir iyon alışverişi olacaktır. Ve bunun da ortadan kaldırılabilmesi için araya bir dielektrik union konulması gerekir ve iyi bir yalıtım yapılması gerekir. Deposit altı korozyonda ya su, evet, hem vücudumuzun hem dünyanın 1/4 sularla kaplı. Ama su bildiğimiz böyle berrak değil. İçerisinde bazı safsızlıklar var. Ve bu safsızlıklar da işte ısıyla, hızla kendini bırakabiliyor ve çökelmeler meydana geliyor. Bu çökelmelerde de işte biraz önce çamurlaşmadan bahsettik, korozyondan bahsettik. Bunların bu çökelmelerin altında da deposit altı korozyonu meydana gelebiliyor. Erozyon korozyonu da özellikle akmakta olan sıvının yön değiştirdiği noktalarda, ki bu işte dirsekler, boru hatları, pompalarda sıklıkla ortaya çıkan bir korozyon türü oluyor. Şimdi mikrobiyolojik oluşumlar özellikle şuna dikkat çekmek istiyorum. Şimdi hep bir kireçlenmeden bahsediyoruz, depozitten bahsediyoruz. 1 milimetre kalsiyum karbonat
Yani işte kireç tabakası, enerji maliyetimizi yaklaşık %16 enerji kaybı yaşatırken, 1 milimetre bir biyofilim tabakası enerji kaybını yaklaşık %40 arttırıyor. Ve bu ısı transferini çok olumsuz etkiliyor. Şimdi mikrobiyolojik oluşumun, ya bu bir döngü aslında. İşte korozyon, depozit, çamurlaşma, biyolojik aktivasyon, bu bir döngü. Hepsi aslında birbirine sağlıyor. Şimdi mikrobiyolojik oluşum oluşuyor, biyofilim oluşuyor. Bu korozyona sebebiyet veriyor, çamurlaşmaya sebebiyet veriyor. Ve bu tekrardan bakterilerin koloni kurmasına sebebiyet veriyor. Bu döngü sürekli tekrarlanıyor. Bir kapalı devreye şartlandırmak, ıslah etmek istiyorsak tüm yönleriyle sistemi kontrol etmemiz gerekiyor. Şimdi mikrobiyolojik oluşumda aynı zamanda MIC dediğimiz Microbiological Induced Corrosion, bu bakteri, mantar gibi organizmalar tarafından başlatılan ve hızlandırılan bir korozyon cinsi. Bu yüzden de bakteri varlığının, yani bakteri popülasyonunun koloni kurmasını önlemeye çalışmak gerekir. Çamurlaşma da sudaki çözünürlük kat sayısı aşıldığında çamurlaşma meydana geliyor. Hatta işte kazan çamuru tabiri vardır. İlave suyun içeriğine bağlı olarak işte sertliğine, alkalinitesine, klorürüne, askıdaki katı madde yoğunluğuna bağlı olarak bu çamurlaşmanın yoğunluğu gelişmekte. Şimdi kimyasal uygulamalarımız neler? Öncelikle bir yıkama ve sonrasında da koruma programı. Yıkama tek başına yapıldığında hiçbir işe yaramaz. Çünkü şöyle söyleyeyım, aslında flushing kelime anlamıyla bol suyla doldurup boşaltmak ve yıkamak demek oluyor. Şimdi bir kolunuzda bir yaranız var. Yaranızda kabuk bağladı. Siz yıkamayla o kabuğu alıyorsunuz. Ama sonrasında bir oksijenle veya tendirdiyotla bir ıslah edilmezse bu kabuk tekrar oluşuyor. Ve hatta belki daha derinlerde oluşuyor. Şimdi niye yıkama yapıyoruz? Yani niye bir ilk yıkama yapıyoruz? Çünkü metaller üretim aşamasında, şekillendirme sürecinde korozyona karşı mukavemetini sağlayabilmek için yağlanıyor. Bazı yağlı koruyucu maddelerle kaplanıyor. Ve bu yağ eğer sistemde kalırsa sudaki mevcut kimyasal kompozisyonuna birleşerek hem çamurlaşma meydana getirebiliyor, hem de o karbonun sertleşmesiyle depozit altı korozyonu meydana geliyor. Sistemde tıkanıklıklar meydana gelebiliyor. Doğru yapılmayan her yıkama yönteminde de sisteme yararından çok zarar verilebiliyor. Mekanik tesisatın yapısal özellikleriyle değişen bu katı faz, çamurlaşma katı faz tabakasına dönüşüyor. Ve bu ayrıca işte şantiye zamanında oluşabilecek inorganik toz ve parçacıklar da tesisatın içerisinde kalıyor. Eğer ki bunları sistemden atamazsak, basınçlı suyun etkisiyle, işte biraz önce erozyon korozyonundan bahsettik, işte depozit altı korozyonundan bahsettik. Bunların hepsinin çok daha hızlı olmasını sağlıyor. Şimdi yıkama, ilk yıkama dediğimiz, aslında yıkama türü de farklı. Çünkü bir daha yeni yapılan sistemlerin bir yıkama metodu var. Bir de yani yıllarca çalışmış bazı korozyon ürünleri oluşmuş, depozitler oluşmuş bu sistemlerin yıkamaları var. İkisi aslında birbirinden farklı. Çünkü biz ilk yıkamada, yani ilk tesisatın devreye alınmadan önceki yapılan yıkama işlemlerinde ki sıralamada işte statik yıkama, dinamik yıkama, kimyasal yıkama, biyosit yıkaması, son flushing yani durulama, nötralizasyon, sadece inhibitörlü asit temizliklerinde ki bu eski sistemlerde ve sonrasında pasifasyon yapılıyor.
Static flushing dediğimiz aslında şantiye sırasında mekanik tesisatların basışlandırıp test yapılması ve sonrasından boşaltılması işlemi. Yani sistem dolduruluyor, basınçlandırılıyor ve boşaltılıyor. Dinamik flushing'de ise özellikle bütün kirliliklerin süpürme yoluyla sistemden atılıyor olması lazım. Ve bunun içinde öncesinde işte tüm bypass hatlarının yapılıp ki bypass hatları özellikle işte kazanlar, çinlerler, eşanjörler yani tüm ısı değiştirici sistemlerine bypass yapılması gerekiyor. Bu niye gerekiyor aslında? Yani verilen kimyasalın vereceği zarardan değil. Sistem içerisindeki işte kirliliklerin sisteme girmemesini sağlayabilmek için. Sonuçta bir hızımız var. Flushing hızı var sistemde. Bunun içinde şimdi flushing yaparken dedim ya bir süpürme metoduyla sistem uygulanacak. Bunun için de bir hız lazım. Bu bir tabloda da görüyorsunuz boru çaplarına göre sistemdeki olması gereken hızlar burada belirtiliyor. Veya sistem dizayn hızının %10 fazlası. Şimdi burada en çok gelen sorulardan, en çok karşılaştığımız şeylerden bir tanesi de hangi pompayla yapacağız? Şimdi bu hızı sağlayabilmek için biz sistemin kendi pompalarını ve ayrıca yedek pompaları da kullanıyoruz. Eğer ki dışarıdan bir pompayla yapılacaksa bu hızı sağlayacak. Yani sisteme kurulan pompaların hızı kadar sığ sağlayabilecek ekstra bir pompa konulması gerekir. Ki bu da çok zor. O yüzden de sistem pompalarının kullanılması doğru bir flushing yapılabilmesi için çok önemli. Tesisatlarda besleme çapları ve su kalitesi. Burada özellikle işte 10 ton üzeri sistem hacmine sahip olan çaplarda 50 milimetrelik bir besi istiyoruz. Ya bizim amacımız aslında burada şu. Yani işte dinamik flushing de olsun, kimyasal yıkama da olsun, hızlı dolum ve hızlı boşaltma. Yani dolumla boşaltmayı yapabiliyor olmak, bunların dizaynının yapılabiliyor olması çok önemli. Belli parametrelerimiz var. Bunlar su kalitesiyle, besleme suyu kalitesiyle alakalı olarak. Ki işte sülfat 250 ppm'den, klorür 250 ppm'den düşük olacak. pH dolum kalitesinde 6 ile 8,5 arasında olacak. Sertlik su şartlandırma uzmanları tarafından önerilir dedik. İşte burada biyolojik aktivasyonla ilgili bazı veriler var. Bunlar Vasri standartları. Şimdi özellikle sistem yapımcı firmaları, işte kazan yapımcı firmaları, işte VSHP yapımcı firmaları, Fancoil yapımcı firmalarının belli başlı su kalite raporları var. Bunlar o dizayn parametrelerinde kullandıkları su kalitesi. Ki şimdi bazı projelerde karşılaşıyoruz. İşte bazı firmalar cihazlarında işte diyor ki ben diyor 300 mikrosiemens iletkenlik istiyorum maksimum diyor. Ama iş bitmiş. Her şey uygulanmış. Şimdi mesela İstanbul Şehir Şebeke Suyu yaklaşık 500 mikrosiemens. Peki ben bunu nasıl düşüreceğim? Benim burada bu cihazları kullanabiliyor olmam için öncelikle bu cihazların kullanılacağı proje aşamasında bu su şartlarında çalışıyor olması için arıtma sisteminin de ona göre dizayn ediliyor olması lazım. Çünkü bir kum filtresi, bir yumuşatma sistemi, bir aktif karbon sistemi iletkenliği düşürmez. Klorürü düşürmez. Mesela 50 ppm maksimum klorür olmasından bahsediliyor. Bazı işte VSHP yapımcı firmalarında. Benim 56 ppm, 70 ppm ilave su ki bu şehirlerimize göre farklılık gösteriyor. İstanbul Şehir Şebeke Suyu iyi bir su, güzel bir su.
Orada bizim işte dediğim gibi 500 mikrosiemens iletkenliğimiz var. Bunun altına düşebilmek için ancak bir RO sistemi, reverse osmosis sistemi konulması lazım. Bunun da en baştan planlanıyor olması lazım. Mesela sistemlerimizde alüminyum var. Bu alüminyumda pH aralığı, çalışma pH aralığı 8.3'e kadar. Karbon çeliğinse, demir borulamalı sistemlerinizse pH, yani korozuna karşı mukavemetini sağlayabilmek için pH aralığı da 8.5-10.5 arası. Bunların kesişme kümesi yok. Ama biz aynı sistemde kullanıyoruz. Ne yapıyoruz? O zaman en zayıf halkı olan alüminyumun üzerinden gidiyoruz ve ona göre bir şartlandırma programı hazırlıyoruz. Ama bunların daha en başından proje aşamasında tek tek kontrol edilmesi gerekir. Şimdi biraz önce dedik ya, burada özellikle bir örnek gösterdik. Şimdi burada bir yoğuşmalı bir kazan var ve içerisinden bir kaynak çapağı çıkıyor. İşte bypasslamalar bunun için çok önemli. Çünkü şu çapağı hiçbir kimyasal eritemez. Yani bunu eritecek olan kimyasal zaten bütün sisteme de zarar verir. Sistemin düzgün çalışabiliyor olması için. Bu mesela kalmış sistemin içerisinde, sonrasında oyuklar meydana getirilmiş ve buradan da su kaçakları mevcuttu. Özellikle kazanların, çiller sistemlerinin, eşanjörlerin, bypasslarının flushing öncesinde yapılıyor olması lazım. Ve bunlar da yerleri tam böyle sisteme en yakın noktadan yapılması gerekir ve altında boşaltma yapılması gerekir. Peki burada hangi kimyasallar kullanılacak? Şimdi dedik ya işte asit kullanılmasını önermiyoruz ilk yıkamalarda. Çünkü öncelikle ilk sistemde boru cidarları içerisinde işte tozlanma, kirlenme, bu demir oksitin oluşumu ama homojen bir yapı, bunların sistemden atılması için nötr esaslı, organik esaslı bir kimyasal kullanılmasını istiyoruz. Bu organik esaslı kimyasalların içerisinde dispersantlar da var. Yani hem inorganik maddeleri sistemden atabilecek, yapışmaları önleyecek, hem de sisteme zarar vermeden, borunun cidarına zarar vermeden sistemin temizlenmesini sağlayacak bir kimyasal olmasını öneriyoruz. Şimdi mekanik tesisatlarda biraz önce de bahsettim, bypass hatları olmalı. İşte fan coil'lerde, VRV'lerde, klima santrallerinde, çillerlerde, boilerlerde, soğutma kürelerinin eğer kapalı tip ise onların serpantinlerinde bypass çapları, sirkülasyon sistemini bozmayacak çapta olmasına dikkat edilir. Ki bu özellikle sistemin dizaynından, yani boru çapının maksimum bir çap gücü olarak yapılmasında ki o hızı yakalayabilelim. Devrelerin hızlı boşaltmaya ve donumu olanak verecek hatlar yapılması isteniyor. Ki bu en önemli şeylerden bir tanesi. Çünkü aylarca bitiremediğimiz flushing sistemleri, flushing operasyonları oluyor. Neden? Çünkü 100 tonluk bir devremiz var. Dolumumuz yarım parmak. Yarım parmakla 100 tonluk bir sistemi doldurmaya çalışıyoruz. Hızlı boşaltmaya çalışıyoruz. Özellikle bu boşaltma esnasında da hızlı dolum ve hızlı boşaltma olmazsa şayet bir süpürme yöntemiyle sistemden atmayı yapabilecek konuma gelemiyoruz. Bir kere dolaşım sağlanmayan kör hatlar kesinlikle oluşturulmamalı. Yani herhangi bir kapalı vana olmamalı. Özellikle çatı katı yerleşimli kazan dairesi tesisatlarında kolon hatlarında boşaltmaya olanak verecek vanaların montajının yapılması gerekiyor.
Havalık ve kolektörlerin boşaltma hat uçları akışın izlenmesine izin verecek konumda olmalı. Şimdi bir denetim listemiz var. Yani işte bir şantiyede ilk yıkama yapılacak. Bunun içinde nelerin olması gerekiyor? Yani kimyasal yıkamaya hazırlık yapabilmek için neleri kontrol etmemiz gerekiyor? Onların bir üzerinden geçelim. Şimdi birincisi kimyasal yıkama uygulama esasları içeri incelenmiş ve içerik hakkında değerlendirme yapılmış. Şimdi bu yıkama sisteminde seçecek olan kimyasallar sistem bileşenlerine göre seçiliyor olması lazım. Çünkü yıkama ve koruma aynı anda yapılacak. Yani yıkamanın sonrasında hemen koruma programına geçilecek ve sistem bileşenlerine göre, sistemdeki materyallere göre de koruma programının seçiliyor olması lazım. Tesisatın tamamında imalatlar tamamlanmış. Şimdi en çok karşılaştığımız şeylerden bir tanesi, işte zon yıkamalar yapılıyor. İşte bir zon tamamlanıyor, daha sonrasında diğer zona geçiliyor. Yani bunları yapmıyor muyuz? Evet yapıyoruz. Yani çünkü ne yazık ki bizim yıkama işlemi şantiyenin bitimi esnasında, tam işletmeye geçecek esnasında yapıyoruz bunları. Ve bunlar çok hızlı olması gereken şeyler işte. Kazanı yakmamız gerekiyor, çilleri devreye almamız gerekiyor. Hemen şunu yapalım dediğimiz zaman, şimdi bazı imalatlar tamamlanmıyor. Ne yapıyoruz? İşte kesik kesik yapmaya başlıyoruz. Kesik yapıyoruz ama bekliyor sistem. En optimum olanı, en çok isteneni, bütün imalatların bitirilip sonrasında kimyasal ve flashinglere geçiliyor olması. Tesisatta basınç testleri yapılarak sızdırmazlık sağlanmış mı? Şimdi bazı zamanlarda kimyasalı veriyoruz, kaçaklar ortaya çıkıyor ve verdiğimiz kimyasal da boşa gidiyor açıkçası. O yüzden yani aslında statik flashingin ilk başta yapılıyor olması lazım. Yani statik flashing ile dinamik flashing'i birleştirmek yerine direkt statik flashing yapıp orada sızdırmazlıkların, kaçakların kontrol ediliyor olması ve sonrasında da flashing'e ondan sonra geçiliyor olması lazım. Sistemde bulunan cihazlar bypass ile sirkülasyon sisteminden izole edilmiş mi? Eğer izole etmezsek, işte biraz önce de gördüğünüz gibi sistemlerin tıkanması, hatta işte fan coil'lerde, fan coil girişlerinde, işte klima santrallerinde bakır borular daha hassas, daha yumuşak materyaller. Gelen çapaklar onların çok daha çabuk çizilip hatta yarılmasını sağlayabiliyor. Sirkülasyon sistemi kapsamında düşey kodda veya ölü bölgede kalan yerler var ve cihazların alt noktasından su boşaltılması yapılabiliyor. Bu niçin önemli? İşte süpürme yoluyla yapıyoruz ve çökelmelerin oluşmasını önleyebilmek için de en dip noktalardan, en alt noktalardan suyun boşaltılması yapılması gerekiyor. Sirkülasyon pompalarında kalıcı enerji var mı? Şimdi bu önemli. Çünkü şantiye elektriğiyle yapılıyor çoğu zaman. Pompaları devreye alıyorsunuz. Bir müddet sonra enerji gidiyor. Ve bizim kesintisiz olarak yapmamız gereken, biraz sonra anlatacağım yöntemlerde, bunun kesintiye uğraması, sistemin doğru yıkanmasına da önlemiş oluyor. Sirkülasyon pompaları devreye alınmış mı? Tesiste kesintisiz su kaynağı temin edilmiş mi? Yani sistemin yarısında su için beklemeyelim. Tesisatlara su dolumunu sağlayacak altyapı mevcut mu? Tesisat su dolum hatlarının çapları hızlı dolum için yeterli mi? Su boşaltma noktaları hızlı boşaltma için yeterli ve doğru noktalara tesis edilmiş mi? Şimdi doğru noktalar şöyle. Şimdi biz ne yapıyoruz? Özellikle sisteme beslediğimiz su genelde dönüş hattından, dönüş kolektöründen besleme yapılıyor. Biz geçici beslemeleri
sisteme gidiş, yani pompaların basma yönündeki kolektöre yapılmasını tercih ediyoruz ki dönüş hattından da o süpürme yöntemiyle dönüş hattından da süpürmeyle sistemdeki o kirliliklerin giderilmesini sağlayabilelim. Tesisattan hızlı su boşaltılmasını sağlayacak gider altyapısı mevcut mu? En çok yaşadığımız problemlerden bir tanesi. Sistemde vanaları açıyoruz. Daha sonra giderler kaldırmadığı için vanalar kısılmaya çalışılıyor. Bu sefer hızlı boşaltım yapamıyoruz. Düşük kotta kalan gider hatlarında bulunan drenaj pompaları devreye alınmış mı? Bu denetim süreci bittikten sonra işte o zaman biz şeye başlayabiliyoruz. Flushing aşamasına geçebiliyoruz. Eğer denetim listesi hazır değilse tekrardan geçip bu denetim listelerinin tamamlanmasını sağlıyoruz. Ve sonrasında eğer hazırsa kimyasal yıkamaya başlıyoruz. Şimdi bu şemada kırmızı olanlar su şartlandırma ve mekanik firma olarak beraber yürütülüyor. Sarı olanlar mekanik firma operasyonu, mavi olanlar da su şartlandırma firması operasyonu. Şimdi tüm bypass vanaları açık ve balans ayarları, vanaları da ayarlı. Tesisata suyu dolduruyoruz. Bu dolum öncesinde dolum suyunun, yani ilave suyumuzun kimyasal ve fiziksel analizlerini yapıyoruz. Tesisata suyu dolduruyoruz. En çok bizim karşılaştığımızda yıkama suyunun şantiye suyuyla yapılıyor olması ya da işte kuyu suyuyla yapabilir miyiz? Bir kere o öncelikle bir kimyasal ve fiziksel analizlerin ve hatta biyolojik analizinin yapılıyor olması lazım bu suların. Eğer ki uygunsa kullanılabilir. Ama çoğunlukla karşılaştığımız yarardan çok zarar getirir. Sisteme bakteri sokarız. İşte biraz önce anlattığım MIC korozyonuna sebebiyet verebilir. Sistemde durması işte depozite sebebiyet verebilir. Çok fazla çamurlaşmaya sebebiyet verebilir. O yüzden işletme suyuyla yapılmasında fayda var. Tüm pompaları çalıştırıyoruz. Burada sirkülasyon suyunun kimyasal ve fiziksel analizleri yapılıyor. Daha sonrasında tesisatı yıkama kimyasalının ilavesi yapılıyor. Tesisattaki su hacmine göre kimyasal miktarı hesaplandıktan sonra bu kimyasal ilavesi yapılıyor sisteme. Ve 48 saat kesintisiz sirkülasyon sağlanmalı. Bu 48 saat niye? Çünkü verilen kimyasalın reaksiyona girme süresi var. Ve bunun içinde bir kesintisiz sirkülasyon olması gerekiyor. Burada tekrardan sirkülasyon suyunun kimyasal ve fiziksel analizleri yapılıyor. Daha sonrasında tüm pompalar durduruluyor. Tamamen devre boşaltılıyor. Eğer varsa sirkülasyon olmayan noktalardan da boşaltma sağlanılıyor. Bütün pislik tulucuların temizliğine giriliyor. En zor noktalardan bir tanesi. Daha sonra durulama işlemine başlangıç yapılıyor. Tesisatı tekrar suyla dolduruyoruz ve havalar alınıyor. Tüm pompalar tekrar çalıştırılıyor. Bu sefer 24 saat kesintisiz sirkülasyon sağlanıyor. Daha sonrasında pompalar durduruluyor. Devreyi tamamen boşaltıyoruz. Kör noktalardan tekrardan boşaltma sağlıyoruz. Ve tekrar pislik tulucu temizliğine giriliyor. Sonrasında tesisat tekrar suyla dolduruluyor. Tüm pompalar çalıştırılıyor. 24 saat kesintisiz tekrar sirkülasyon sağlanıyor. Burada ilave suyumuzun demir oranları ile boşalttığımız suyun demir oranları birbirini değerlendirilerek aradaki fark çok az olana kadar beste boşalt işlemine devam ediliyor. Tabii burada pH de kontrol ediliyor. Bir sürü parametre var. Beste boşalt işlemine sistem işletme koşullarında yapılıyor. Yani bu ne demek? İşte burada artık bütün bypasslar açılıyor. Klima santrallerine, kazanlara, çillerlere su oradan da döndürülüyor ki çok kör noktalar temizleniyor. Ve sonrasında da
ilk demirle son demir ölçümleri arasındaki fark sıfır olana kadar ve pH da hemen hemen aynı olana kadar bu besle boşalt işlemi, temizlik işlemi devam ediyor. Şimdi burada işte en önemli olan besleme hatlarımızın çaplarının yeterli olması, boşaltma hatlarımızın çaplarının yeterli olması ve burada da bu süreç aslında tamamen ona bağlı. Yani ne kadar hızlı dolum, hızlı boşaltma yapılabilirse bu süreçte o kadar çabuk bitiyor. Şimdi kimyasal koruma programına geçmemiz gerekiyor. Şimdi nasıl hani bir doktora gidiyoruz. Öncelikle tüm kan tetkiklerimizi istiyor. Biz de suda yaptığımız bütün su analizlerinde aslında suyun yapısını görüyoruz. Yani suyun yapısı nasıl? Ben bu suyla, bu işletmede, bu malzemelerle, yani işte sistemde demir var, bakır var, işte alüminyum var belki, paslanmaz çelik var. Bunları nasıl kombine ederek bir kimyasal koruma programı hazırlayabilirim? Yani o yüzden her sistemin aslına bakarsanız kimyasal yıkama ve koruma programı kendine özgüdür. Çünkü o sistemin bileşenlerine bağlıdır. O sistemin çalışmasına bağlıdır, hızına bağlıdır. Ona göre bir seçim yapılması gerekir. Amacımız ne? Kimyasal şartlandırma, kimyasal korumayla ilgili. Özellikle işte korozyon oluşmasını önlemek, çamurlaşma ve depozit oluşmasını önlemek ve biyolojik aktivasyonun oluşmasını önlemek. Ki orada işte MIC korozyonunun oluşmasını önlemek. Boru ve cihazların ısı transfer verimlerini olması gereken düzeyde tutmak ve akım, onarım ve iş gücünde verimli kullanmak. Peki bu kimyasal koruma programları neler? Şimdi yüksek sıcaklıkta yani işte kızgın su sistemlerinde sülfit ve amin programları uygulanıyor. Orta sıcaklıklarında yine sülfit ve amin programları uygulanıyor. Düşük sıcaklıklarda işte nitrit, molibdat, molibdat azol, nitrit, molibdat, organik inhibitörler, soğutma sıyında yine öyle nitrit azoller, molibdat azoller, polisilikatlar kullanılabiliyor. Şimdi glikol karışımlı sularda da yine molibdat ve organik inhibitörler kullanılabiliyor. Şimdi burada önemli olan aslında doğru programı seçerken de bu programların aslında olması gereken seviyeleri. Şimdi mesela bir nitrit programı uyguluyorsunuz. Nitrit programı eğer düşük seviyede kullanılır ise, yani eşide de, basride de 500 ppm'in altında eğer bir nitritle şartlandırma programı uygulanıyorsa hiç uygulanmasın daha iyi der. Nitrit programı bakteriye karşı bir besiyerdir aslında, risklidir. Ama en iyi programlardan bir tanesidir. Şu gördüğünüz resimler, bu resmin çekildiği tarih itibariyle 24 yıllıktı. 24 yıllık bir borunun cidarı. Tabii çalışan sistemlerde aslında boru cidarını sorun olmadıkça görebilmemiz çok mümkün değil. Burada bir sisteme bir ekleme yapılacağı için boruları kesip çıkartabildik aslında. 24 yıldır da gördüğünüz gibi yani kaynak noktaları dahi belli. Herhangi bir korozyon yok. 24 yıldır da burada nitrit şartlandırması yapılıyor. İzlenmesi. Yani tamam bir yıkama yapıldı, koruma yapılıyor. Bunun ama sürekli takibi olması gerekiyor. Şimdi en büyük yaptığımız yanlışlardan bir tanesi mekanik taahhüt firması olarak üstümüze düşen görevi yapıyoruz. İşte ne yapıyoruz? Şartlandırmayı öncelikle ilk yıkamasını yapıyoruz. Bazılarımız koruma programında yapıyor ama sonrasında o bitiyor. Yani işletmenin de bunu takip edip sürekliliğini sağlaması gerekir. Çünkü eğer ki sistem izlenmezse yaptığımız tüm işlemler aslında çöp olacak.
Bir müddet sonra tekrardan, hatta belki çok daha fazlasıyla sistemin daha kötü şartlarda oluşmasını sağlayabilir. Şimdi dedik ya, mesela glikol konuluyor. Glikolle hangi kimyasallar konuluyor? Glikol dediğimiz işte donmaya karşı korunmak için verilen kimyasallar. Ki bunlar da korozyon hızını arttırıyor aslında. Ve bunların da izlenmesi ve sürekli takibinin yapılması gerekir. Dedim ya biraz önce, hani aslında biz bunların hiçbirini işte kesemiyoruz, edemiyoruz, bakamıyoruz. Sonuçta kapalı bir kutu. Nasıl olduğunu da görmüyoruz. Bu korozyon hızını nasıl kontrol edebiliriz? Korozyon istasyonları kurarız sistemin üzerine. Bu korozyon istasyonlarında sistemin bileşenlerinden, aynı malzemeden korozyon kuponları sisteme kuple edilir ve 90 günlük periyotlarla da bunların takipleri yapılır. Bu takiplerde sistemin korozyon hızı, işte ne kadar birim yüzeyde ne kadar metal kaybı meydana geliyor, korozyon hızı formülüyle bunu bulabiliyoruz. Eğer ki kapalı değerlerde, çeliklerde işte 0,2'den düşükse mükemmel durumda, bu MPE cinsinden, 0,2 ile 0,5 arasında iyi, işte 1'e kadar uygun, 1'den sonrası kötü, 1,5'tan sonrası kabul edilemez düzeyde. Şimdi bunların işte bakır için, galvaniz için, paslanmaz için de değerleri var. Bunların sürekli takip ediliyor olması lazım. Ve böylelikle sistemin düzgün çalışır vaziyette olmasının sürekli takip ediliyor olması lazım. Çamurlaşma dedik. Peki bu çamurlaşmayı sistemden nasıl atacağız? Yani sistemde bir kere özellikle istediğimiz neydi? İlave suyumuzun minimum olması. Minimum işte sistem hacminin %5'ini geçmemesi. Bu çamurlaşmayı da eğer oluşan varsa bunu da sistemden almak lazım. Bunu nasıl alabiliriz? Bunu torba filtrelerle alınmasını sağlamaya çalışıyoruz. Niye peki torba filtreler? Hani niye kendini de temizleyebilir filtreler değil? Çünkü özellikle o tarz filtrelerde kendini sistem suyuyla temizliyor. Ve sürekli ilave su almasını sağlıyor. Yani bir kapalı devre sisteminde bir kum filtresi akuple edemezsiniz. Ya bir kum filtresi de sonuçta çamuru alır, askıdaki katı maddeleri alır. Ama ona akuple edemezsiniz. Çünkü sürekli bir rejenerasyon yapacak ve sistem suyunu atacak. Ve sürekli de ilave su almamız gerekecek. İlave su almamız demek oksijen demek. Bek filtreyle, torba filtreyle, içerisinde de bir manyetik rod var. Demir partiküllerini, işte sistemde kalabilecek olan demir içeriklerini üzerinde topluyor. Bek filtrelerinde belirli zaman aralıkları içerisinde temizleyip sisteme temiz olmasını sağlamak gerekiyor. Teşekkür ederim. Benim sunumum bu kadar. Levent Bey. Biz Sema Hanım, biz size çok çok teşekkür ederiz. Hem sunumunuz için derli toplu olduğu ve başı sonu belli olduğu için, hem de zamana riayet edip vaktinde bitirmiş olduğunuz için çok çok teşekkür ederiz bu iki konuda. Şimdi birkaç tane soru gelmişti bu arada. Size onları aktaracağım. Yanıtlayabilirseniz memnun oluruz. Bir arkadaşımız, gerçi bu soru geldikten sonra siz bir takım şeyler söylediniz, belki yanıtı oralarda olmuş olabilir ama yine de söyleyeyim. Kapalı devre bir yağ sistemlerinde yağ hatları olduğunu diye söylüyor. Tabii biz bunu yine de ilk yıkamasında kimyasal ve dinamik yıkamada bir takım kimyasal maddeler kullanıyoruz. Onlardan kalacak hani depozitler, sonradan koyacağımız esas yağda yağın özellik ve kalitesinde sorunlara yol açmaz mı? Özellikle yağ sistemlerinde yapılacak olan yıkamalarda
sistemlerin yıkanıp daha sonrasında beste boşalt işlemlerinin aslında bir miktar yağla yapılmasını, yani kullanılacak olan yağla yapılmasını tavsiye ediyoruz. Tamam. Bir diğer arkadaşımız da belki sizle sonra temasa geçip ne istediğini daha yani daha iyi anlatabilir. Ama buradan anlayabildiğim kadarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir mekanik tesisat, otel şantiyesinde mekanik tesisat yapılmış. Sonra mekanik tesisatın yıkanması sırasında özel havuz kimya firması tarafından antifriz, arkadaşın yazdığı antifriz verilmişti diyor. Ama yanlışlıkla bir varil kuru temizlemede kullanılan farklı bir kimyasal solvent verilmiş. Tabii ondan sonra bir yığın on binlerce avro zarara uğratmış. Çünkü plastik malzemelerde erimelere neden olmuş. Birkaç kez yıkamışlar. Ondan sonra kurutmuşlar. Yine birkaç cihazda, vanalarda vesaire erime olmuş ama ondan sonra yineleyince sorunu çözmüşler. Böyle bir den sonra ne yapmak, böyle bir durumda ne yapılması gerekmektedir diyor. Ama ticari olarak mı yoksa bunların neleri mi yanlış, onu tam sorudan anlayamadım. Ya şimdi zaten aslında o başlarken de onu söyledim. Hani doğru seçim yapılması lazım. Evet. Yani kimyasının da seçiminin doğru yapılması lazım. Şimdi antifriz dediğimiz aslında monoetilen glikolün içerisinde silika ile korozyon inhibitörü olması. Şimdi aslında silikayı biz önermiyoruz. Çünkü özellikle ısı transferinin fazla yoğun olduğu yerlerde silika çökelti meydana getirir. Ve orada yani antifriz değil de monoetilen glikol ve uygun korozyon inhibitörü kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bir kere başta bir kere o öyle bir şeyimiz var. Sonrasında zaten toparlamışlar ve şimdi bundan sonrasında da kimyasal izleme programının düzgün yapılıyor olması lazım. Evet. Umarım arkadaşa da gerekli yanıt olmuştur böylece. Bir diğer konum. Siz sunumda bakır, metal, çelik, paslanmaz çelik, karbon çeliği malzemelerden bahsettiniz. Acaba plastik borular olursa onların yıkanmasında bu kimyasalların etkisi nasıl olacaktır? Yine düzgün kimyasal seçmek lazım diyeceksiniz belki ama soru böyle. Şöyle, tabii hani metallerde olduğu gibi plastiklerde bir o tarz bir korozyon oluşması çok daha zor. O yüzden ilk yıkamalarda, yani borularda tabii yağlı gelmeyecek. Yani plastik borularda eğer ki sistemlerde eşanjörler, kazan, çillerler ayrı ve tüm borulama hattı da plastik ise İlk yıkamayı, yani statik ve dinamik yıkamayı yapıp kimyasal koruma programına geçilebilir. Orada kimyasal yıkamaya gerek yok. Kimyasal yıkama yapılmasına gerek yok orada. Çünkü o kimyasal yıkamada amacımız ne bizim? Oradaki ilk borulamadaki o yağın sistemden arındırılması. İşte pas partiküllerinin, pasta bezlerinin sistemden arındırılması. Bir kere bütün şeyleri izole ettik. İşte eşanjörleri, çillerleri. O yüzden oradaki boru hatlarının kimyasal yıkama yapılmasına gerek yok. Ama bir statik flushing, yine dinamik flushing yapılacak. Ki işte orada toz, partiküller sistemden atılabilsin. Koruma programında da yine sistemin bileşenlerine, bir kere orada plastikte en fazla dikkat edilmesi gereken şey ısıtma ve soğutma tesisatına uygun, yani oksijen emisyonu olmayan plastik boruların kullanılması lazım. Evet. Son olarak da yine bütün bu konularla herhalde içeriyor. O yüzden onu sona aldım. Biliyorsunuz bizim bu iş, yani daha doğrusu tüm inşaat işlerinin nasıl yapılacağıyla ilgili olarak Bayındırlık Bakanlığı'nın, şimdi işte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oldu, genel teknik şartnameleri var. Orada inşaatın, elektriğin, makinenin, asansörün vesairenin nasıl
yapıldığını, neler, nasıl yapılması gerektiğini, nasıl monte edilmesi gerektiğini söylüyor. Bizim eski halinde bir takım ısıtma tesisatında, soğutma tesisatında çok basit paragraflar vardı. Yani işte tesisat yıkanır hani gibi fazla bir şey söylemiyordu. Dolayısıyla bu insanların insafına kalıyordu. Şimdilerde Tesisat Mühendisleri Derneğimiz de çok ilgileniyor bu konuyla. Yazılan yeni bölümlerinde bunlar için birkaç sayfalar ilave ettiler. Şöyle olacaktır, böyle olacaktır falan diye. Dolayısıyla bu konudaki görüşünüzü herhalde diye soruyoruz. Yani bunların ne durumdayız şu anda ve ne olması lazım? Oralarda yazılı olması lazım ki birileri yapsın bunu. Piyasadaki koşullar nasıldır? Onu da ben ilave etmiş olayım. Şimdi tabii benim sektördeki 27. senem. Bundan 27 yıl öncesinde flashing yoktu bile. Orada öyle bir şey mi var deniliyordu. Şimdi tabii hani şartnamelere biraz girdik. Ama kamu şartnamelerinde ne yazık ki sadece doldur boşalt var. Hiçbir şekilde kamu şartnamelerinde ki biz hem tesisat mühendislerinde projecilere Basri standardı, AVA standardı, ESHA standartlarının birleştirilmiş mekanik tesisatlarda yıkama ve koruma programları ve bunların operasyon sistemleriyle ilgili şartnameleri hazırladık ve verdik. Birçoğunda da TTM'de de kullanıldı bunlar. Bunları Bayındırlık Bakanlığı'na da sunduk açıkçası. Yani bu şartnamelerimizi çok fazla bir geri dönüş alamadık. İstiyoruz. Yani bunların düzgün yapılıyor olması ve düzgün şartnamelerle ya sadece yıkamak değil, sadece doldurup boşaltmak değil yıkama. İşte o nasıl yapılacak, kör noktalar nasıl belirlenecek, dolum noktaları, boşaltma ağızları, gidenler. Kör noktalarda işte bir klima santralinin bypass'ının neresinde boşaltma vanası olacak? Bunların tek tek açıklandığı şartnamelerimiz var. Bence inşallah vesile olur. Buradan da faydalanmalarını istiyoruz. İnşallah. Sorular gelmiş birkaç tane, onu ilave edeceğim. Burada da küçük harflerle olduğu için okuyacağım. Ben daha önce gelenleri birazcık şey yapmıştım, içselleştirerek sormaya diye çalışmıştım. Buradan yanlış okursam kimse kusura bakmasın. Bir konu bu kadar net ve eksiksiz anlatılabilirdi diye soru olmasa bile söylemiş olayım. Örnek bir yıkama teknik şartnamesi rica edebilir miyiz diyor bir değerli arkadaşımız. Tabii bize ulaşırlarsa kendilerini iletiriz. Tamam. Size bir şekilde ulaşmalarını sağlamaya çalışayım o arkadaşımızın. Yine bir soru. Paslanmaz, geri gerisini okuyamıyorum, nasıl okuyacağım. Paslanmaz çelik borulamalı reverse osmos içme suyu hattında yıkama, o sorunun cevabını tam okuyamadım. Kesilmiş orada gibi görünüyor. Ona bir bakayım. Paslanmaz hatlardaki kaynaklamalar çok farklı. Onların yıkanmasında, yani bu yağ giderimi için yıkama yapılmasında gerek yok. Onlara sadece statik flaşing ve dinamik flaşing yapılması yeterli. Paslanıyor yalnız. Yani hani uygun paslanmazın seçiliyor olması lazım. Paslanmazın en büyük düşmanı klorür, tuzluluk. Bunlara çok dikkat ediliyor olması lazım. Çünkü ya eşarjörlerde de mesela böyle çıkarttığınız zaman delik deşik olmuş. Yani dışarıdan baktığınızda süper gözüküyor, temiz gözüküyor ama şöyle bir güneşe baktığınızda bir rende gibi, bir rende kıvamında eşarjörler gördük. Bunun en büyük nedeni klorür, paslanmazın en büyük düşmanı. Dikkat edilmesi lazım. Soruya yanıt olmuştur diye tahmin ediyorum. Bir arkadaşımızla son olarak iki tane sorum olacak. Bir, bina ana girişlerinde su hatlarına
suya çinko veren boru tipi frekanslı sistem önerir misiniz? Şimdi var böyle sistemler hatları koruyabilmek için. Hatta ya sadece çinko içeren değil, hani manyetik rezonanslı ürünler var. Bunlar yumuşatma sistemlerinin yerine işte kimyasal yapısını farklılaştırarak kimyasal kompozisyonun çökelmesini önlemek için yapılan bazı sistemler. Faydalı olanlarını gördük. Ancak bu tamamen aslında şey, biraz önce bahsettim ya, hani yapımcı firmalar su kalite şartlarını öne sürüyorlar. Ki orada şimdi mesela bu tarz şeyi verdiğiniz zaman işte 50 ppm mi? 50 yani 15 Fransız mı? 15 Fransız tekrardan devam ediyor. Peki bunu o yapımcı firmalar kabul edecekler mi? Çünkü yarın öbür gün itilaf durumunda ne oluyor? Hayır, su bu değerde olmalı deniliyor. İşte bunların en baştan kontrol ediliyor olması lazım. Faydalı olan yerler var mı? Evet var. Ama bu hani biyolojik aktivasyonu gideremez. Yine de tekrardan şartlandırma yapılması gerekir. Yararlı olacak. Bu evet. Arkadaşımızın ikinci ve son soru. Kapalı devreleri besleyecek suyun sertlikleri ne olmalı? Isıtma için, soğutma için. Ki biraz önce ondan bahsettim. Kazan yapımcı firmaları 600 kW'ın üstündeki kazanlar için 0.11 Alman deniliyor. 0.11 Alman dediğimizde işte 1.786 Fransız sertliği. Yani ya bir Alman 1.786 Fransız sertliği. Yani 0.11 Alman da işte 0.2 Fransız'a denk geliyor. O da işte 2 ppm. Yani ton başına 2 gram kireç yapabilecek malzeme demek. 600 kW'ın üstündeki kazanlar için kazan yapımcı firmalarının VDI 20-35'e göre verdiği standart bu. Soğutma firmalarında da, soğutma sistemlerinde de işte VSHP sistemlerinde 5-7 Fransız deniliyor. 5-7 Fransız ama hani neye göre, hangi standarda göre bunlar verilmiş? Bunlar biraz flu. Onun bir standardı yok. Çünkü hani Basri standardı farklı söylüyor, Asher standardı farklı söylüyor. İşte kazan bu Çinler yapımcı firmaları farklı değerler veriyor. Yani mesela bir 300 mikrosiemens hiçbir literatürde yok. Ama bunlar veriliyor. İşte bunlar literatüre dayandırılarak hangi literatürde olduğu bu yapımcı firmaların ona göre veriyor olması lazım. Evet. Ben de moderatörlük için dersimi çalışırken bu yeni hazırlanan Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bazı bölümleri yayınlanmıştı. Isıtma ve soğutma tesisatı kısımlarında. Mesela ısıtma tesisatının şartlandırma bölümüne baktım. Soğutma da var ama burada da sizin dediğiniz gibi 50 kW'ın altında ısıtma kapasitesi olursa, 200 kW, 600 kW'ın üstünde olursa toplam sertlik Fransız şu olacaktır, bu olacaktır diye. Yukarıya da bir takım standartlar koymuş ama yani tam cümleyi çıkaramadım. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız eğer yani internetten de girip Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekanik Tesisat Teknik Şartnamesi diye bakarlarsa en azından yayınlanmış kısımlarda TTMD'nin ve sizlerin gayretleriyle girmiş olan bir takım şeyler var, maddeler var. Onları görebilirler. Bir hareketlendirme oldu da bilgisayarda onun için diye baktım. Ama maalesef bu arkadaşımızın da sorusunu okuyamıyorum. Ben de yarım kesilmiş gibi görünüyor. Kapalı devredeki suda kontrol edecek parametreler ve bunların diye gelmiş. O yüzden okuyamadım. Kusura bakmasın. Kapalı devre sisteminin önünde kontrol edilmesi gereken parametreler öncelikle İşte iletkenlik TDS'i, yani hani suyun içerisindeki elektriksel potansiyeli arttırıcı maddeler nelerdir, çözülmüş maddeler nelerdir, onu bir kontrol ediyor olmak lazım. pH'ını kontrol ediyor olmak lazım. Sertliğini kontrol ediyor olmak lazım. Alkalitesini, silikasını, demir değerlerini, sülfür değerini, sülfat değerini, biyolojik aktivasyon olarak bakteri popülasyonunun ölçümünü
yapıyor olmak lazım en az ayda bir. Evet. Siz konunun uzmanı olduğunuz için soru daha yarım bile olsa en azından ne demek istediğini anlayabiliyorsunuz. Arkadaşımıza da yanıt vermiş oldunuz böylece. Sorularımız da bitti. Sorusu olan arkadaşlar varsa bir şekilde sizi bulup en azından özel olarak da yazıp diye sorabilirler bir şekilde. Çok çok teşekkür ederiz. TTMZ adına bunu düzenleyen arkadaşlara da, sunumu yapan sizlere de, tüm izleyen arkadaşlarımıza da. Tekrardan çok çok teşekkür ederim. İnşallah böyle artık göz göze, herkese ve büyük salonlarımızda, seminer salonlarımızda beraber olabileceğimiz seminerler olsun inşallah yine. İnşallah. Hoşçakalın diliyorum. Thank you.